gayet güzel buluyorum. Memnunsun. Hoş. Bugün bir anımı anlatmak istiyorum. Şimdi ülkenin içerisinde hangi siyasi, hangi ideolojik görüşlü olursak olalım, biz de habercilik yapıyoruz. Her gün sokağın nabzını tutuyoruz. İnsanların bazen sokakta sokak röportajları yapanlara, bizlere, sizlere, vatandaşları kışkırttığımızı, insanları ayırdığımızı, ayrıştırdığımızı ifade ediyorlar. Halbuki toplumun her katmanıyla, her siyasi görüşten insanları konuşturuyoruz. Fakat burada AK Partili de olsan, CHP'li de olsan, İYİ Partili de olsan, MHP'li de olsan hepimiz evimize ekmek götürme telaşındayız, derdindeyiz. Bugün döviz kuru ve yüksek enflasyon maalesef hayatın tam orta yerinden geçiyor. Şimdi burada en çok etkilenen kimler? Sabit gelirli olanlar, dar gelirli olanlar, emekliler, asgari ücretle çalışanlar. Diyorlar ki işte mazot fiyatı 30 TL ama hiç eksilen bir araç yok. Zaten dün binen insanlar, ekonomik durumu iyi olan insanlar dün de biniyor, bugün de biniyor. Yani bugün burada market fiyatlarına zengin de aynı yere gidiyor, fakir de aynı yere gidiyor. Bakın kapı kapı 5 tane zincir market ve hükümet bunlarla maalesef baş edemiyor. Üstesinden gelemiyor. Çeşitli para cezaları verildiğini biliyoruz. Ama demek ki yeterli gelmiyor, kafi gelmiyor. İnsanlar marketten alışveriş yaparken sürekli markette kasiyerlerin etiket değiştirmekten gelen müşteriyle ilgilenemediklerini görüyor. Öyle mi tamamen marketlerden kaynaklandığını düşünüyorsun abi bu zamların? Hayır canım, marketlerden derken ülke genelinde, dünya genelinde zaten bir sıkıntı var. Bir daralma var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte biliyorsunuz ambarlar boşaldı. Tahıl ambarları biliyorsunuz dışa bağımlı bir ülkeyiz birçok alanda. Bununla birlikte üretim yok, tüketim çok. Her geçen gün artan bir nüfusumuz var ve bu nüfusla birlikte sürekli arz talebe göre değişiyor. İnsanlar bugün 1 kilogram peyniri 100 liraya, 150 liraya peynir alıyor. Yani bugün et fiyatını geçmiş durumda. Bugün diyorlar ki eskiden 20 sene önce süt tozu içiyordu bu millet. Şimdi de süt içemiyor çünkü süt üretecek bir alan kalmadı, bir hayvancılık kalmadı. Bugün etiket fiyatları, market fiyatları can yakmaya devam ediyor. Yani buradan benim hasreten ricam şu, Ticaret Bakanlığı'nın, Ticaret İl Müdürlüklerinin, belediyenin, yetkili kesimlerinin, market denetimlerini çok sık bir şekilde yapmalarını. Çünkü etiket raf fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında ciddi bir fiyat ve makas açıklığını görüyoruz. Bir zincir marketin birinden bir alışveriş yaptım. Kabaca kafamdan hesapladım, 400 TL civarında bir rakam tutuyor. Kasaya geldiğimde 562 lira olduğunu söyledi kasiyer. Benim kabaca alırken hesapladığım etiketlerine bakarak aldığım ürünlerin kasadan geçme fiyatının 562 lira olduğunu gördüm. Tekrar kasadan aldım, kasadan geçmiş ürünleri. Tek tek kasadan geçirdik. O kasadan geçirirken ben de hesap makinesiyle söylediği fiyatları, rakamları topladım. Kasada ilk geçtiğinde 562 lira olan kasa fiyatı bende 429 TL'ye çıktı. Kasada bu kez 460 lira çıktı. Ben kendi bizzat yaşadığımı söylüyorum. Peki dedim, bu neden oluyor? Yani bunun sebebi nedir? Nedeni nedir? Raf fiyatlarınız başka, kasa fiyatlarınız başka olsa bile ben aldığım ürünü sizin kasanızdan geçirdim. Şimdi de siz fiyatlarını söylüyorsunuz, ben buradan topluyorum. Arada ciddi bir şekilde bir makas farkı var. Denetimin olmadığı, üretimin olmadığı bir alanda gerçekten hangi siyasi görüşten olursak olalım çok fazla yaşama şansımız kalmadı. Anekdotla bitirmek istiyorum. Antalya'da biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ülkemizde ciddi şekilde insan sirkülasyonu değişti ve bununla birlikte Antalya'da Hurma, Konyaaltı ve Muratpaşa gibi bölgeler artık yabancıların, yani Rusların egemenliğinde bir emlak piyasası oluştu. Bakın buna dikkat çekmek istiyorum. Bunlara önlem almazsa fason, yani illegal çalışan emlakçılarla dolu. Abi gençler yok oluyor. Ve piyasa her geçen gün Antalya'da Antalyalı olarak bu ülkenin vatandaşı artık Ferdi Tayfur'un Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim şarkısıyla geri köyüne dönecek pozisyona geldi. En kötü giriş ev fiyatları 5000 liradan başlayıp ucu açık 9000-10000 liraya kadar gidiyor. Emekli şu an 3500 lira alıyor en dip maaş. Şimdi asgari ücreti tartışıyoruz yeni yılda beraber. Peki aldığı başka bir gelir olmayan bir adam sadece asgari ücretle veya sadece emekli parasıyla bir hayatını idame ettiriyorsa düne kadar, geçen seneye kadar. Şimdi bu sene aldığı maaş ev kirasını karşılamıyor. Yani siz AK Partili olsanız, iktidardan olsanız ne olacak? Muhalefetten olsanız ne olacak? Yani evinize, çoluğunuza, çocuğunuza hakkaniyetle ekmek götüremiyorsanız, yani bunun suçunu, sebebini başka yerde aramaya gerek yok. Ben diyorum ki demokratik hakkınızı, oyunuzu kime veriyorsanız, hangi siyasi görüşe veriyorsanız, Erdoğan'dan memnunuz
diyorsak, diyorsanız gidip Erdoğan'a verirsiniz. Yok, alternatifli farklı bir görüşteyiz, bizi bu insanlar yönetsin diyorsanız o yönetime haiz olacaksınız. Ama bilmemiz gereken önemli bir not, biz dün bir yıl önce Ocak'ta Şubat'ta bıraktığımız keşke asgari ücret yükselmeseydi, piyasa bu kadar değişmeseydi. Rakamlar değişiyor şimdi, 7500-8000 hatta 10000 bandını konuşuyorlar. Şimdiden bu fiyatların tartışıldığı zamanda fiyat etiketleri yine yeniden değişmeye başladı. Yakında ekmek 7 lira 8 lira hatta 10 liraya kadar görebiliriz. 120 liralık bir torba un çuvalı şu an 500 lira olmuş. Yani bunu fakir fukara evine ekmek götüren, 5-6 tane günlük ekmek alan adam evine nasıl götürecek? Evine nasıl götürmeye çalışacak? Bu yüzden insanların gerçekten sağduyulu bir siyaset yapmasını önemsiyoruz. Şunu sormak istiyorum. Sen de insanların içindesin. Mikrofonu uzatıyorsun. İnsanların görüşünü alıyorsun. Senin gözlemlediğin şey ne? Ya da öngörün var mı senin? 2023'te önümüzde bir seçim havası var malum. Ne olur, bir öngörün var mı? Yani seçim sonuçlarıyla ilgili. Vallahi şu anda biz bu sokakta haber yaparken, habercilik yaptığımız alanda, ben, siz de Anadolu'nun, Türkiye'nin birçok alanına gidip geliyorsunuz. Biz de gidip geliyoruz. Hala çok memnun olduklarını ifade eden insan sayısı da çok fazla azımsanmayacak kadar çok. Yani bunu biz siyasi partileri, yani bir ayet gibi, hadis gibi görmek yerine, yani bugün eskisi gibi sağcılık solculuk yok. Yani eskiden bir ideolojik bir durum vardı. Adamlar sağcıydı, solcuydu. Şimdi işte AK Partili ve karşıtı olan ve olmayanlar var. Şimdi hangi siyasi görüşten olursanız olun ama evinize ekmek götürüp gerçekten size refah seviyenizi yükseltebilecek, sizi onurlu bir şekilde hayatınızı idame ettirecek insanları bir kez daha gözden geçirilmesini, memnunlarsa yola devam derler, yoksa da kendi tercihlerini kullanır. Herkese saygı duyuyorum.